Sevgili dostlar, selamünaleyküm. Ramazanımız inşallah hayırla tamamlanır. Son günlerinin içerisindeyiz ve ben de Türkiye'ye döndüm elhamdülillah. Biliyorsunuz birkaç haftadır Avrupa'daydık. Orada güzel kardeşlerle Ramazan programları yaptık. Filistin'i, Kudüs'ü konuştuk. Şimdi Türkiye'ye, vatanımıza döndük. Ama olaylar hala devam ediyor. Peki olaylar devam ederken biz ne yapacağız? Biz de devam edeceğiz. Yapmamız gerekenler varken yapacağız. Yapmamamız gerekenler varken de onları asla ve kata yapmayacağız. Ve bununla ilgili de hayata notlar düşeceğiz. Ve bizi o notlar hep söylediğimiz gibi inşallah tekrar düşürmeyecek. Bugün hayata düştüğü notlarda onu tekrara düşürmeyen ve dönem dönem birçok kriz yaşayıp ama onları Allah'ın izniyle inşallah aleyhe değil lehine çeviren Hatice Şeker Karakız, Karasakız. Evet, bak dilim sürçtü. Çünkü çok yorgunum. Ve Hatice'nin soyadı Allah selamet versin. Baya güzel. Şekerli, sakızlı bir soyadı var. Muhtemelen yaşadıkları da öyle mi bilmiyorum. Ama soralım. Önce bir Hatice'yi tanıyalım. Hatice Şeker Karasakız. Kimdir, nedir ve hayata düştüğü bir notla devam edelim. Buyur Hatice. Ben Hatice Karasakız. 4 çocuk annesiyim. Kahramanmaraşlıyım. Ve İslam'ı tanıdığım günden itibaren Filistin sevdalısıyım. Mescid-i Aksa'nın kalbimde 3 mescitten biri olarak çok önemli bir yeri var. İslam'a döndüğüm tarihten itibaren Filistin'e adanmış bir yüreğim var. Evet, peki şöyle devam edelim. Senin İslam'a döndüğünden sonra diyorsun, 28 Şubat'tan sonra diyorsun, Mavi Marmara'dan sonra diyorsun. Böyle dönem dönem dönemlerin var. Evet. O zaman hayata düştüğün o notla başlayıp o dönemleri kısa kısa almak isterim. Tabii ki. Nedir seni tekrar düşürmeyen notu? Benim notum, benim mottom şu: Rabbimi tanıdığım günden itibaren bu ayet, bir ayet-i kerime var ki beni her işimde, günlük hayatımdan sosyal hayatıma, eğitim hayatıma, aile hayatıma, tamamen hepsinde şu ayet-i kerime benim için yol haritasıdır, deniz feneridir. Ey Rabbimiz, benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Amenna. Bu ayet-i kerimenin ışığında ve Filistin şemsiyesi, yani Mescid-i Aksa şemsiyesi altında, ey Filistin kalbimin baharısın. Sözü benim için çok kıymetli. Kalbimin baharının yeniden baharlar açması, çiçekler açması için elimden geleni yapıyorum. Gazze halkını yakinen görmek, tanımak nasip oldu. Bu izzet halkı, Gazze halkı izzet ehlidir. Onların tekrar hak ettiği izzete ulaşması için ömrümün sonuna kadar, son nefesime kadar teyakkuzda olacağıma dair Rabbime sözüm var. Allah razı olsun. Biz de buna şahitlik etmiş olduk sevgili dostlar. Çok önemli bir söz. İnşallah bizler de kendimize sözler verelim. Özellikle şu Ramazan'ın son günlerinde verdiğimiz sözleri de tutalım. Çünkü biz zaten söz vermiş bir varlığız. Neden? Evet. Kalu bela diye sorusuna, kalu dendiğinde elestibez makamında bela diye cevap vermişiz. Evet. Ruhlar aleminde verdiğimiz o sözünde hala arkasındayız ama kimimiz tutuyor, kimimiz tutamıyor. O yüzden hayata not tutalım ki o tuttuğumuz notlar bizi tekrar düşürmesin diyoruz. Peki İslam'a döndükten sonra dediğine göre Hatice, İslam'a ne zaman döndün, nasıl döndün? Çok marjinal bir hayatın marjinal kısmındayken, yani mesela bir yaş genç kaçtı. Kız, bir genç kız olarak lise dönemimde uç noktada böyle marjinal bir genç iken topluma, malumunuz o yaşların gençliği ve keskinliği farklı olur. Senin tarihlerde de daha keskindi. Tabii çok daha net ve 90'lar galiba tabii de, değil mi? Evet, 93 yılındaydı. Evet, 93 yılında. Ben tamamen hani Müslümanlara bakarak İslam'ı yani İslam'ı yorumladığım için yanlış bir ölçüden bakıp, hocam bu acıymış ama Rabbimi tanıdıktan sonra tamamen Rabbim lütfetti, kendini tanıma şerefini nail etti ve o gündür bugündür. Peki nasıl oldu, rüya mı gördün, birini mi gördün, içine ilham mı doğdu? Şimdi dedin ya, o çok acı bir cümleydi aslında sevgili dostlar. Müslümanları görüp yorumluyordum, bu İslam böyle olmamalı, böyleyse kabul etmeyeceğim. Evet. Genelde gençlerin tamamen yaptığı isyankar durum. Evet. Ama
pire kızıp yorganı yakmamak lazım. Hatice aynen. inşallah öyle yapmamış hamdolsun ama değil. Oradaki o ince nokta ne? Belki senin o noktan hı-hı. diğerlerine de ışık olacaktır. Tamam. Tamamen sol kesimden İslam'a dönmek, Rabbime yönümü, yüzümü çevirmek kendi araştırmalarım, okumalarım, tarafsız okuma, her açıdan okumalardan süper. Sonra hamdolsun Rabbim kendini tanımayla şereflendirdi beni. Hı hı. Tarafsız ve objektif okuma. Tabii, tabii o çok çünkü önemli. Çünkü öbür türlü taraf hı-hı. baktığında zaman ki öyle hı-hı. baktığın için de yok bu İslam'sa yok benimle alakası evet, yok yani, değil. Uzaklaşırdın. İslam buysa ben, benden uzak diye düşünür iken. Sen neydi o aslında, ince noktalarda seni iten? Ne hangi yanlışlardı şu anda öğrendikten şöyle, sonra? Şöyle aslında İslam'a insanların yani Kur'an ve sünnet ışığında ya hayatına aktarmak yerine mezheplerin ya da işte toplulukların işte kanaat önderlerinin kendi yorumlarına göre yapmak çok daha farklı sonuçlara götürüyor. Bizim şaşmaz rehberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona inen vahiy. Buradan beslenildiği takdirde hiçbir yere sapma, dalma ya da yanlış yola eğilim gösterme şansınız kalmıyor. Hmm. Temiz kaynaktan, birinci kaynaktan beslenmek temiz gerekiyor. Temiz kaynak, eyvallah. Evet. Orası önemli. Evet, ondan sonra sen herkesin açıldığı dönemde tekrar kapandı. Şimdi herkes kapalıyken açık, herkes bu sefer açılıyor. Niye? 28 Şubat yaşanıyor. Evet. Herkesin başörtüleri açılmak isteniyor. Özellikle kapalıların tabii herkesten kasıt. Hoş, çoğu sadece ev hanımlarına dokunmuyorlar. Kamuda olan, kamusal alan dedikleri mekanlarda herkese dokunuyor. 28 Şubat denilen artık ne demek lazım bilemiyorum ona. İsim bile veremiyorum sevgili dostlar. Evet, 28 Şubat zulmü diyelim. Aynen öyle. Şimdi orada da seni tesettüre götüren olaylar silsilesi de var. Orada da hayata düştüğün notlar var. Evet. Şimdi Maraşlı olduğumu zikretmiştim. 93 yılında çok mütedeyyin, müteassıp bir toplulukta marjinal bir genç kızken tamamen işte herkesin geleneksel örtüler içerisinde toplum normlarına uygun bir şekilde yaşarken anormal bir hayatta daha sonra Allah'ın çizdiği ölçülere, Efendimizin sünnetiyle somutlaşmış ölçülere dönüldüğünde ki o süreçte 28 Şubat sürecine de ileriki zamanlarda tekabül ediyor. Örtüde ısrar etmek yani yani çok dikkatli tesettür çizgilerine dikkatle riayet etmek konusunda da ciddi toplumsal sıkıntılar yaşadık. Çünkü İslami tesettür geleneksel tesettür normlarına uymadığı için orada da bir sıkıntı yaşadık. Bu 28 Şubat sürecinde benim lise dönemime denk geliyor, üniversite dönemime değil 93 yılında. Tam örtünmüşüm, Rabbime tanımışım ve kana kana ayet-i kerimeleri, hadisi şerifleri işte, içselleştirmeye çalışıyorken sonra birden 28 Şubat süreci karşınıza çıkıyor ve sonrasında açacaksın. Çok net bir çizgi. Kesinlikle açman gerekiyor. Özellikle şunu söyledim hocama. Okul müdürümüz kulakları çınlasın, çok kıymetlidir, çok severim hocamızı. Bana şunu söylemişti, işte önceki dönemde çok açıksın kızım, biraz daha normal giyin. Ben örtündükten sonra yani evet. vahyin kırmızı çizgileri içerisinde tesettüre girdikten sonra kızım çok kapalısın biraz aynı normal. Hocam diyor. Aynı hoca söylüyor. Bir hoca kafayı yedi mesela. Aynı hoca söylüyor. Daha sonra işte maalesef yani o dönemde okulun içerisinde okul dış kapıda açıp içeriye girmemiz gerekiyordu ve ben yeni vahiy ile karşılaşmışım. Vahiy kalbime inzal olmuş. Ve ayet-i kerimeleri kana kana içmeye çalışıyorum. Genceciksiniz, daha çocuk yaşta denilebilecek bir dönemde. Bu süreçte benim insanların normlarına uymam mümkün değil. Allah'ın normu var iken, hı hı. İslam'ın normu var iken. Bu süreçte ben lise hayatımı, lise son sınıfta bırakmak zorunda kaldım. Ha okulu bıraktın. Okulu bıraktım. Dışarıdan tamamladım. Tamam.
dışarıdan tamamladım. Başörtü yasakları artık kalkana kadar şey yapmadım. Evlendim, çocuklarımı büyüttüm. Harika çocuklar. Rabbim lütfetti. Dediğim gibi 4 çocuk annesiyim. Maşallah. 20 yıl sonra oğlumla beraber yine üniversite sınavına girdim ve hep hayalimde olan üniversite eğitimime başlamış oldum 20 yıl sonra. Nereye okuduk? Sosyal hizmet uzmanı oldum. Bu süreç içerisinde zaten İHH'da gönüllü olarak yetim çalışmalarının içerisinde aktif olarak bulundum. Aslında bizimki tam tersi oldu sürecin. Önce eğitimi tamamlayıp sonra sahada, arazide hizmet edilir. Biz arazide yetiştik, sahada yetiştik yetim çalışmalarıyla. İşte dezavantajlı gruplarla çalışma noktasında sahada yetiştik. Sonra başörtüsü işte özgür olana kadar, serbest olana kadar, sonrasında olur olmaz üniversite eğitimimi tamamladım. Alaylı eğitimini aldın, sonra da okullu oldun. Tabii, tabii. Üstüne böyle bal kaymak olmuş. Tabii. Şimdi elhamdülillah ikinci üniversitemde okuyorum. Çok şükür. Yani, hangi bölüm? Şu anda kültür ve tarih turizmi. Aa, çok iyi. Çok güzel. Niye? Çünkü Gazze'yi anlatacak muhtemelen. Yine İnşallah. O yollar Kudüs'e ve Gazze'ye çıkıyor. İnşallah. Şimdi o oku döneminde seni diri tutan, evet, en başta şu anki mottonu söyledim. Peygamber Efendimiz'in duası söyledi. Hatice'nin ve Müslüman'ın andı diyorum ben ona. İbadetim, namazım, bütün hayatım ve ölümüm senin Aynen, için Rabbim. Rabbim o yüzden Müslüman'ın andı o. Evet. Peki o başörtü sürecinde işte okuduğun okumadığın çocuklar oldu, bir ara verdin. Orada seni ayakta tutan bir hayat notu desem. Şöyle o süreçte... Niye pes etmedin? Niye tekrar 20 yıl sonra okudun? O soruyu kendine sor diyeceksin belki bana ama şimdi ben soruyorum. Çünkü ben de aynı süreçlerden geçtik elhamdülillah. Evet. Ama senin notlarını merak ediyoruz. Niye pes etmedim? Şu her insanın hatırında tutması gereken bir şey... Biz iki dünyalı insanlarız. Tek dünyalı değil. İki dünyadaki buradaki her eylemin, her amelin aslında ahiret, yani dünya tarlasında ahirette ürün alabilmek için dünya tarlasına güzel tohumlar ekmen lazım. Verilen, size verilen ömür, evet, imtihan süresini en iyi şekilde kullanmak lazım. Azrail'i ensenizde bilmek lazım. Ve şu çok kıymetli, muhakkak ki her insana ölüm bir kere gelecek ve o ölüme Allah'a koşarken yakalanmak lazım. Amin. Allah'tan kaçarken değil. Amin. Çok yani güzel. Bu süreç buna göre bir hayat dizayn etmek gerekiyor. Ondan sonra senin süreçte karşın Kudüs'le buluştu. Gönlüne Kudüs'le düştü. Evet. Evet, vahyin hakikatleri düştükten sonra. Peki Kudüs'le nasıl buluştun? Şimdi o süreçte ben işte İslam'ı araştırmaya çalışıyorum, öğrenmeye. Rabbim sen ne kadar muhteşemsin. İşte hani Allah kızar, Allah yakar, şu günahtır bu değil. Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunu, muhteşem esmalarını öğrendikçe bir kere daha, yani her defasında defalarca Esma-ül Hüsna'yla hayran oluyorsunuz. Şimdi hemen değinelim. Esma dedi. Sevgili dostlar, Esma Terapi Ramazan boyunca 3 kişiye geliyor. Sizler yorum yazıyorsunuz. Yorumları azalttınız bu arada dostlar. Hayırdır, ne oldu? Ramazan rahmeti mi çöktü üzerinize? Hayır, çökmesin. 3'er tane göndereceğiz. Şimdi Esma dediği için hemen bir açıklama yapayım. Allah'ın esmalarını çalıştığımda Rabbimin merhamet ve şefkat esmaları daha çoğunlukta, tabii, diğerleri daha az. Doğru. Yani o yüzden biz aslında o kısmı kaçırıyoruz. Hep kahhar esması sanki varmış, evet, gibi, evet, hep celal esması varmış gibi ama Rabbimin cemal esmaları daha da fazlalıkta. Tabii tabii. Evet, senin ondan sonra Kudüs'e buluşma. O süreçte, bu araştırma sürecinde talihsizlik, Bosna katliamı aynı dönemdeydi. Afganistan cihadı ve Filistin intifadası. Bu üç şey üzerinde ciddi araştırmalar yaptım. Ve hem sosyolojik boyutta hem işte bu savaşların içeriği, işte şu anda ne durumda, bu anlamda ciddi araştırmalar yaptım. Ve bu Bosna halkı, işte Afgan halkı ve Filistin halkıyla ilgili ciddi okumalar yapmıştım o dönemde. Ve Filistin halkı beni kendisine aşık etti diyeyim. Yani hayatımda belki de ilk aşkım, eşime de onu ifade ederim. İlk aşkım sen değilsin diye. O zaman bir cennet yuvamız
rutine geçtiğimizde sevgili dostlar, daha rutine geçmedik. Ekim'den bu yana devamlı hayattan notlar çekiyoruz ve hayata, gündeme dair Kudüs'le ilgili notlar düşüyoruz. Ama Hatice'den söz alayım değil mi ben? Söz alalım, bir de eşinle seni davet edelim. Tabii. Sen ona aşık olmadın, ona sana aşık olup böyle evlilik kaç yıl sürdü? 33. yılımızdayız. 33. 34'ü kutlarız inşallah. Ya 34'e de çıkmayalım. Tez zamanda şu Kudüs'ümüz bertaraf olsun inşallah. Eşinden önce Kudüs'e aşık oldun. Evet, Mescid-i Aksa'ya. Aslında Filistin'in onurlu ve izzetli duruşuna aşık oldum. Evet. O dönemde tabii sosyal medya yok, bu internet bu kadar yaygın değil. Bir kartpostal geçmişti elime. Şuradan da örnek göstermek isterim aslında. Tamam. Bu kartpostal bilmiyorum görünüyor mu? Aa, bu muydu? Evet. Allah'ım, tevafukayı bulundu. Beni Filistin'e aşık eden kare bu kareydi. Çünkü bu karede teyakkuzda olmak, dik durmak, klas duruşunu bozmamak var idi. Taşı tutmuş, arkasında küfe var belinde. Sırtında ellerini arkaya getirmiş ve ellerinde taş var. Bombalara karşı taşla karşılık veren bir el görüyorsunuz, bir duruş görüyorsunuz. Evet. Gerçekten öyle ya. Hatta bunu da 2 yıl önce bir hafız kızımız, bir öğrencimiz, ben bu hikayeyi benden duymuş. Ve o kartpostalı bulmuş, kendi eliyle çizim yapmış. Betül mü ismi? Evet, Betül. Betül'e selamlar. İsmim var burada, imzam Betül. Evet. Allahu Ekber. Şimdi bu kareyle aslında Filistin halkının onurlu ve izzetli duruşu beni çok etkiledi. Her halükarda mücadele ruhunu bırakmadan mücadele etmesi ve her an teyakkuzda olması. Hayatla barışık olduğu kadar ahiretle barışık olması muhteşem bir o klas duruş örneğiydi. Hakikaten uzaktan ben çok sevmiştim. Filistin halkının bu farklı bir sosyolojik dokusu var Filistin'de, özellikle de Gazze'de. Bu durum beni etkilemişti. Ondan dolayı söyledim eşime, sen ilk aşkım değilsin diye. Böyle hanım hanıma konuştuğumuz için şey yapmıyorum. Evet. Daha sonra yani o süreçte 28 Şubat sürecinde Filistin yine araştırmalar, okumalar devam etti. Ve o süreçte eşimle evlenme, işte hani okul yok, üniversite kapısı kapalı, sosyal hayat tamamen engellenmiş, başörtünle yapabileceğin hiçbir şey yok. O süreçte nasip oldu, eşimle evlendim ve eşime mehir olarak istediğim şey beni Filistin'e götürmen gerekiyor diye şart koştum. Hatta eşinin adını lütfen söyleyin. Mahmut Karasakız. Mahmut Bey. Sizi programa bekliyoruz hocam, mutlaka. Evet. Neyle iştigal eder Mahmut hocam? Esnaf, otel işletmecisi, turizmci. Tam ondan. Okul da ondan okunuyor tekrardan. Bakın, durumdan vazife çıkarmak lazım. O durumu doğru değerlendirmek ve doğru okumak lazım. Evet. Şu an Kudüs durumunu da doğru okumak için bu söyleşileri devam edeceğiz. Evet. Eşim aslında maddi mehri de kendisine bağışladım. Dedim ki ben Rabbimi sonradan bulmuş birisiyim. Ben Allah bana ömür verdiği sürece son nefesime kadar bu yolda koşmak istiyorum. Allah lütfederse. Ve Filistin benim için çok önemli. Beni Filistin'e götürmen gerekiyor. O dönemde şimdiki gibi Kudüs'e gitmek. Tabii ya. Ben merak ediyorum. Gazze'nin ismi. Oraya bir gel. Evet. Ütopya gibi. Eşim o zaman tabii dedi. Ne bilsin, 18 yıl sonra bir Mavi Marmara özgürlük filosu olacak ve hanım gitmeyi talep edecek. Sana sözü verdi ama verdi. Gerçekleştirmesi mümkün değildi. O dönemde mümkün değildi. Müeccel bir mehir değil, muaccel bir mehir. Mehir iki kısım biliyorsunuz. Acele mehir, hemen anında masaya konulması gereken. Onun bağışlamış. Evet. İleriye yönelik olanını da bir zaman beni Kudüs'e götüreceksin. O da söz veriyor. Filistin. Filistin'e, Kudüs'e. Sadece değil. Kudüs değil. Filistin tamamı. Tamam. Sadece Kudüs değil, Filistin'in tamamı. Şimdi Mescid-i Aksa ve etrafı bereketlendirilmiş. Mukaddes yani. Mukaddes topraklar. Tamamına öyle bir şartım olmuştu. Tabii eşim tamam dedi. Daha sonra işte adamcağız ne bilsin, yıllar sonra bir özgürlük filosu olacak. Mavi Marmara'yla işte Mavi Marmara'nın yola çıkacağı haberi geldi. Eşime dedim, o zaman 18 yıl sonraydı evlendikten, şimdi sözünü tutma vakti. Mayıs 2010 sevgili dostlar, evet. Mavi Marmara yola çıkacak. Evet, o zaman işte lise ve ortaokula giden 3 evladım, 1,5 yaşında da bir bebeğim vardı. Allahu Ekber, bıraktın onu Hatice? Bıraktım. Çünkü evet. Senin sevdan daha büyüktü.
Evet, bebek küçüktü ama. Bebek küçük ama bebeğime güvenle emanet edeceğim güvenli alan vardı. Ve benim bebeğimin hak ettiği güven ve sağlıklı yaşamı Filistinli bebekler de hak ediyordu. Allah razı olsun. Evet. Sonra yola çıktınız. Mavi Marmara hikayesini evet. biliyoruz zaten. Hı hı. 10 Mayıs'ta. Şimdi yine bir filo çıkacak. Hı hı. Biraz ondan da bahsedelim ama yine Mavi Marmara'ya döneceğim. Çünkü sonra da dernekleşti o. Tabii. Şimdiki yeni filo ne zaman çıkacak? Yeni bir filo var. Çıkacak inşallah. Nisan ayında inşallah çıkacak. Hı hı. Nisan ayında Rabbim nasip ederse şu anda 50 ülkeden başvuru var. En son 14 Nisan diye kadar, 14 şey var. Nisan gibi şu an kayıt alınıyor mu gelmek tabii, isteyenler? Tabii 11 bine ulaştığını en son duymuştum başvuruların. Çeşitli 50 ülkeden de başvuru var. Bu uluslararası koalisyon hakikaten şu anda bütün dünyanın, dünya liderlerinin, İslam ülkelerinin, İslam liderlerinin sessiz kaldığı, hiçbir şey yapamadığı bu ortamda sivil direniş olarak bizlerin Gazze halkı için yapabileceği bir şeyler olmalı diye yola çıkıyoruz inşallah. Bu süreçte bu yola çıkmadan önce konuşulacaklar konuşuldu, eylemler yapıldı, çağrılar yapıldı. Ama artık eylem değil, biz sokaklarda eylem yaparken malumunuz Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi ilk toplu eylemi yapmıştı. 94 kurumun desteğiyle birlikte Eminönü'nde ve Sultanahmet Meydanı'nda 15 günlük nöbet ve 3 günlük sessiz oturma eylemi şeklinde yapıldı. Sonrasında eylemler devam etti. Aylar geçti, hiçbir şey değişmedi. Evet. Ve bizim bu direnişimizin artık hani sokak eylemlerinin artık zamanı geçti. Biz burada eylemlerde vakit harcarken öbür tarafta bebekler yakılarak ve açlıkla katlediliyor. Bombayla katlediliyor. Evet. Evet. Yani tarihin en karanlık yazısıyla tarihe geçecek bir katliama, soykırıma ben ve benim çocuklarım gözlerimizle her an şahit oluyoruz. Ve bu şahitliğin Allah katındaki bunun karşılığında sen ne yaptın? Ne yapabilirdin ve ne yaptın sorusunu yüz akıyla cevaplayabilmek için harekete geçmemiz gerekiyor. Peki nereye kayıt yaptırıyoruz hocam? Bu Mavi Marmara ve İHH'da sosyal medyalarımızda bu Özgürlük Koalisyonu ile ilgili şeylerimiz var, başvuru formlarımız var. Formlara başvururlarsa gerekli kriterler var. O kriterler net bir şekilde orada yazılı. Daha sonra uygun görülen, öncelenen işte sağlık mensupları, teknik şeyler işte elemanlar bu Gazze'ye faydalı olacak insanlar ilk öncelikle tercih edilecek. Daha sonra Gazze'de işte ben ne yapabilirim? Neyi hani bir taş koysam işte bir yetimin başını okşasam şeklinde merhametle bu yola çıkmak isteyen insanların başvurusu değerlendirilecek. Daha sonra uygun olan ve nasibi olan insanlar yola çıkacak inşallah. Evet, gelelim tekrar Mavi Marmara'ya. Mavi Marmara'da da böyle hassas dokularla sanıyorum ki o yolcular yola çıktı. Evet. Peki orada yine aynı kıstaslar Gazze için, Filistin için neler yapılır hızı göz önüne bulundurarak 18-19 yaşındaki Furkan nasıl bindi? Evet. Yani şöyle, ben ne yapabilirdi? Hatice ne yapabilirdi? Ki ona göre bizi takip eden kardeşler dedi sanki ya ben de şunu yapabilirim. Evet. Geçen onlar nasıl alındı? Geçen bir telefon bir gönüllümüz bir işte Türkiye'nin bir noktasına isim vermeyeyim. Bir beyefendi aradı ve dedi ki ben bu filoya katılmak istiyorum. Önceki filoda sadece kalbur üstü insanlar götürüldü. Ondan sonra hani iş adamları falan götürüldü. Şimdi ben de gitmek istiyorum dedi. Bu samimiyet ve iyi niyetle söylendiği belli ama yanlış cümlelerdi. Bunu şöyle düzelttim. Ben dedim o dönemde çalışmıyordum. Hiçbir vasfı olmayan sıradan bir ev hanımıydım. İşte sen nasıl aldılar? Yani bu biraz nasip meselesi. Muhakkak istemek, herkes gönülden istemek. Evet, herkes sen mühür istemişsin muhtemelen. Evet.
herkesin başvurmasını önemsiyorum. Çünkü bu sivil direniş... Sayı da önemli. O zaman başvuralım. Gitmesek de başvuralım. Orayı çizelim Hatice ısrarla. Mutlaka başvurun. Çünkü buradaki başvuru, yani insanların ne kadar bu işe hassasiyet gösterdiklerini, halkımızın ne kadar... Belki bir data oluşturulacak. Yani çok önemli. Bu çok kıymetli bir şey. Bu ne kadar hassasiyet sahibi olduğunu göstermek amaçlı. Yani ben Gazze'li olsam ve şunu duysam, işte Türkiye'den 100 bin kişi başvurmuş. Yani ama sadece işte 800 kişi alınacak gemiye 100 bin kişi başvurmuş. Ay ne güzel ya. Elhamdülillah. Yani bu muhteşem bir şey olur. O zaman başvuralım. Tabii ki ısrarla başvuruyoruz arkadaşlar. Başımızı duvara vurmak yerine, pişman olmak yerine, Allah oradakiler ölüyorlar kalıyor. Yok kardeşim, böyle bir şey artık fiiliyata dökmek gerekiyor. Evet. Başınızı vuracağınız yer belli. İHA Mavi Marmara Derneği. Gidemeseniz de isminiz orada kayıtlı olsun. Evet, tarafımız belli olsun. Düşünsenize, yani çalışıyorsunuz ama oraya gidemiyorsunuz. Hı-hı. Ama isminiz orada kayıtlı sizin ya. Oraya şu çiviyle, benim çiviyle çaktığım gibi sizin isminizi çakacaklar. İsminizi oraya çakmak için hemen kayıtlar için tıklıyoruz efendim. Evet. Şimdi senin Mavi Marmara yolculuğunda yaşadıklarından da biraz not düşmeni istiyorum. Evet, Mavi Marmara. Gittin, ev hanımısın. 1,5 yaşındaki bebişkoyu bıraktın. Evet. Yani o ki orada Gazi oldun galiba sen. Var mı Gazilik? Yaralanmadım. Hayır. Fiziksel olarak yaralanmadım. Gönül olarak hepimiz Gazi olduk ama. Fiziksel olarak bir şeyim yok, yaralanma durumum yok. Şöyle, ben o dönemde, bebeğimin olduğu dönemde bütün her işi, yani çalışma hayatını, her şeyi dondurdum ve sadece bebeğimi yetiştirmeye odaklandığım için evdeydim. Ve bu süreçte bu filonun kalkacak olduğunu duymak beni ateşlemişti, fitillemişti. Tabii canım, söz var. Benim çocuğum, yani bebeğime her gün anne sütü verip yatağına yatırırken gözyaşlarıma hakim olamıyorum ki o Gazze'deki bebekler de bunu hak ediyor diye. Bu beni durdurmamıştı. Filoya katıldığımda birçok çok ciddi ve çok kötü eleştirilere maruz kalarak aslında tabiri caizse... Kim eleştiriyor? Bizim çevreden kendi ailem, annem de dahil, eşimin ailesi ya da işte bulunduğum şehirdeki insanlar benim anneliğime çok büyük hakaretler yaparak gönderdiler. Ama benim ahdim onlarla değildi. Onlara rağmen benim ahdim Rabbimleydi. Zaten oraya giderken... İnsanları yaşatmak için gidiyorsunuz. Siz de yaşayıp insanları yaşatmak için. Hani hiç kimse ölüme koşmak için oraya gidilmedi. Ama tabii, karşınızdaki düşman İsrail ve onun hiçbir hukuku tanımadığını bütün dünya biliyor. Biz biliyorduk. Maalesef. Şimdi bütün dünya biliyor. Gemiyi tek cümleyle özetlemek istersem, 36 ülkeden uluslararası yolcu vardı. 3 dinden insanlar, yani 3 yani Hristiyanlık, Yahudi ve Müslümanlardan oluşan. Hatta farklı inanışlara sahip, hatta inanış sahip, yani ateist olan aktivistler de vardı. Ben onları gördüğümde dedim ki bu bir vicdanın hareketi, tıpkı şimdiki özgürlük filosunda olduğu gibi. Bu erdemlilerin yaptığı bir hareket. Çünkü sizin dininiz sadece değil, fabrika ayarlarınız, insanlık ayarlarınız sizi Filistin'de yaşanan bu katliama seyirci kalmanıza asla müsaade etmiyor. Ve evet, Nuh'un gemisi diyebilirim ben Mavi Marmara'yı. Muhteşem bir birliktelik vardı. Muhteşem bir Allah'ın rahmetinin somut olarak aynı. Ben bunu şeye benzettim. Yıllar sonra hacca gitmek nasip oldu. Haçtaki Allah'ın kullarının üzerine indirdiği sekineyi somut bir şekilde, sanki dokunabileceğiniz şekilde hissedersiniz ya. Bu hissiyatı ben Mavi Marmara'da hissettim. Kaldı ki işte 18 yaşındaki Furkan, şehit Furkan, işte ay, 74 yaşındaki amcalarımız, işte 68 yaşındaki Yıldız annemiz, işte ne bileyim Zeliha annemiz, yani herkes bu filonun içerisinde sadece Allah için ve Filistin'in özgürlüğü, mazlumlar için oradaydı. Muhteşem bir nimetti. Bana ben şunu söylüyorum. Bana Rabbimin evlatlarımdan sonra, eşim ve evlatlarımdan sonra lütfettiği en büyük iyilikti Mavi Marmara. Evet. O saldırıdan sonra tabii burada sosyal medyada ya da televizyonlarda birçok programlarda şunu sordular bana. Tekrar olsa gider misin?
Hiç durmadan giderim ve hiç yük almadan giderim. Çünkü karşınızdaki terör devleti yani tamamen terörist. Siz, bizim Gazze'ye götürmek istediğimiz hediyeleri, parayı, bilmem neyi, her şeyi çaldılar. Bu asla savaş ahlakına, asker davranışına uygun değil. Bu şekilde hatta şu anda çok daha İsrail askerlerinin çok daha ahlaki olarak canavarlaştığını hiçbir hani o dönemde dini sınırları kendileri ne koruyordu. Yani mesela insanları çatır çatır öldürebilirlerdi ama bir kadına dokunmuyorlardı. Mesela bizi kelepçeleyenler kadın askerlerdi. Mesela kadına dokunmuyorlar. Ama alnından vurup insanları fırtanın küçücük avuç içi kadar suratına 5 kurşun yakın mesafeden 5 kurşun sıkabiliyorlar. Böyle bir inanç inanca sahip. Maalesef tahrif edilmiş inanç maalesef buraya kadar geliyor. Yani Rabbimden dileğim şu ki inşallah bu özgürlük filosu yaşamak ve yaşatmak için gidecek Gazze'ye. İnsanlara soluk olmak, nefes olmak, ambargoyu kırmak için yine erdemlilerin bir araya geldiği bir hareket. Evet. Rabbimden diliyorum ki tesirini halk etsin. Amin. Biz devletlerin yapamayacağı bir şey sivil inisiyatif olarak, sivil halklar olarak ortaya koymaya çalışacağız. İnşallah. Tesirini Rabbimden bekliyorum. İnşallah. Ben niye tekrar gider misin diye sordum. Çünkü gidiyorsun. Filoyla, evet, özgürlük filosuyla tekrar gidiyorsun diye o soruyu sormuyorum. Ve niye sormuyorum? Çünkü geldikten sonra, o süreçten sonra da bir de Mavi Marmara Derneği kurdun. Ben kurmadım. O dönemde kurulmuştu. Kurulmuştu ama onun içinde görevlisin şu an. Evet, şu anda 2022 yılında bu görev kadın kolları ilk kurulma aşamasına gelindi ve bana tevdi ettiler. Allah razı olsun. Ben de o gündür bugündür evet, layık yani, olmaya uzun çalışıyorum. Uzun bir zaman. O yüzden neredeyse biz Mavi Marmara deyince Hatice'yi hatırlıyoruz. Evet, hatta ben kurdu diye düşündüğümden dolayı öyle dedim. Estağfurullah. Kurulmuştu. Ben kurulmuştu, kadın kolları evet. ilk başkanlığını yapıyorum. Sen yaptın hala devam ediyorsun. Hayırla devam et. Yolumuz hayır olsun inşallah. Amin inşallah. Dünyada yolcuyuz. Her daim yolda olalım. O yolculuğumuz da inşallah vuslata ermekle olsun. Ben de yolcuydum. İşte dün Avrupa'daydım. Avusturya, Belçika, Almanya. Almanya'nın birçok bölgesi. Bugün Türkiye'deyim ve Hatice ile beraber Mavi Marmara Derneği'ndeyiz. İnşallah yarın da belki işte 12 ya da 14 Nisan tarih şu an net olmasa da Nisan ayında Gazze'de oluruz. Ama bu yolculuk sürecinde vuslatımız, niyetimiz, duamız inşallah cennet olsun, inşallah cemalullah olsun. İnsanların mutluluğu, yetimlerin gözyaşının dinmesi. Evet. Şimdi bu kadar konuştuktan sonra son soruyu soracağım ama cevabını bildiğim bir soru olacak. Muhtemelen böyle cevaplar diyorum ama soruyu soracağım. Programın son sorusunu herkes biliyor sevgili dostlar. Hatice, hayatta bir şeyleri değiştirecek olsa neyi değiştirirdi? Zulmü yeryüzünden silmek isterdim. Yani bu kadar konuştuktan sonra başka bir cevap bekleyemezdim Hatice'den. Allah razı olsun. Bu noktada böyle bir çaba içinde olduğuna şahitlik ediyoruz kardeşim. Allah razı olsun. Rabbim inşallah bizi de o zulmü durduranlardan eylesin. Amin. Beraberce, hep beraber Müslüman Amin. Olarak el ele hiç fark etmiyor. Bu birlikteliğimizle de Rabbim inşallah Gazze'ye tez zamanda huzur versin, refah Amin. Versin, özgürlüğünü nasip etsin. Çünkü oralar bunu hak ediyorlar. Son söylemek istediklerim var mı? Ben çok teşekkür ediyorum. Hep bir hayalim var. Gazze özelinde ama Filistin genelinde. İşte Mescid-i Aksa'nın Endülüs'e dönüşmemesini temenni Amin. Edip Amin. Gazze'nin özelinde, Filistin'in genelinde Rabbim Filistin'in ihya ve inşasına bizleri memur kılsın. Amin. Ben talep ediyorum Rabbimden. Özellikle de bu evimin her gün gelip gittiğim Fatih Camii'nin külliyenin içerisinden gidip geliyorum. Ve orada her gün külliyeye bakıp mesela böyle Osmanlı mimarisini Gazze'nin her tarafında kocaman külliyeler yani Filistin'in birçok tarafında Osmanlı mimarisiyle yapılmış külliyelerin yapımını üniversiteler, hastaneler, gençlik merkezleri, anaokulundan üniversiteye kadar her şey, spor, sağlık, yaşam merkezleri. Bu anlamda kocaman yaşam alanlarını kurmayı ve insanların hamd ederek o binalardan istifade etmesini görmeyi, yani o konuda memur olmayı Rabbimden diliyorum ve görmeyi nasip etsin inşallah. Amin.
Biz bu duaya amin diyoruz. Programımızın sonuna geldik. Çok güzel bir not düştü. Dünya tarlasına güzel tohumlar ekmek. Evet, biz bu dünya tarlamıza güzel tohumlar ekmek için, güzel notlar düşmek için yola devam edeceğiz. O düştüğümüz notlar inşallah bizi tekrar düşürmesin duasıyla diyoruz ki bu cumartesi elhamdülillah Türkiye'de, Fatih'te Mavi Marmara Derneği'nde Hatice kardeşimle beraber olduk. Haftaya cumartesi nerede, kiminle, nasıl, ama duamız ve niyazımız o. Hayırda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.